Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kabul oyununu anlatacağım. Oyunumuz 5 yaş ve üzeri çocuklarımız için uygun bir oyundur. Oyunumuzun kazanarı dikkat, konsantrasyon, odaklanma, akıl yürütmedir. Oyunumuzun içerisinde neler var? Bunlara geçmek istiyorum. Oyunumuzun içerisinde şöyle bir adet oyun kitapçığı bulunmakta ve şöyle 7 tane geometrik şeklimiz bulunmaktadır. Bu şekilde. Bunlar biraz portatif. İstediğiniz gibi seyahat alanlarında kullanabileceğiniz oyunlardan biri. Arkadaşlar oyunumuzun içerisinde toplamda 60 tane problemimiz var. Her birinin cevapları bulunmaktadır. Şöyle ben sizlere göstermek istiyorum. Kolaydan zora doğru gidiyor oyunumuz. Şöyle birinci sayfalarında arkadaşlar... İki parçalık sorularımız var, problemlerimiz var. Sonra kademe kademe ilerleyecek. Turuncu olan alanımız bizim kolay bölgemiz, başlangıç seviyemiz olarak geçmektedir. Mor olan bölgemiz ise orta seviye bölgemizdir. Şöyle göstereyim. Burada yine 4 tane parça kullanarak başlıyoruz oyunumuza. Sonrasında ise mavi bölgemiz var. Mavi bölgemiz ise ileri seviye. Yani 7 parçayla yapmış olduğumuz bölgemiz arkadaşlar. Ben şimdi sizler için nasıl oynandığını göstereceğim. Son olarak da arka taraflarında cevapları var oyunların. Şimdi birinciye geçelim. İki parça kullanarak şeklimizi oluşturacağız. Şöyle gösterelim. Bir tane T parçası alıyorum arkadaşlar. Bir tane de şu parçayı alacağım. Yapmam gereken şeklimde şurada görmüş olduğunuz parça. Şöyle... Koydum mesela T'yi. Şimdi bunu da şu şekilde çevirdiğim zaman tam olarak kitapçığı kaplamış olacak. Şekillerin hepsi şöyle söyleyeyim. Buradaki oluşan şekli parçalarımızla tamamen kaplamaya çalışacağız. Hiçbir şekilde kenarlarından çıkamaz. Ya da boşluk kalamaz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Şimdi yakından tekrardan göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ben kenardaki iki tane parçamı yan taraftan seçtim ve ona göre başlangıç seviyemin ilk oyununu oynadım. Şimdi arka sayfaya geçelim. Mesela burada 3 parça istemiş bizden. Yine T parçasını kullanıyorum. Yine şu parçayı kullanıyorum ve bir tane de küçük T kullanacağım. Misal veriyorum ki bunu şuraya şu şekilde kullanabilirim. Şunu şuraya kullanabilir miyim? Kullanamayız. O zaman ne yapacağız? Önce bunu yerleştiriyorum. Sonrasında istersen bunu buraya yerleştiririm. Şunu şuraya yerleştiririm. Bu şekilde. Kenardaki parçalarımız önemli. Ona dikkat ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir de orta bölümden yapalım. Orta zorluk seviyemize bakalım. Şurada hemen birinci oyunu oynamak istiyorum sizler için. Oynayacağımız oyunu da göstereyim. Oynayacağım oyun şu. Evet şimdi burada yine şekillerimiz belli. Bir tane L parçası istiyor. L parçamı şöyle aldım, yerleştirdim. Bir tane Z parçamız var. Z'yi de şöyle yerleştirelim. Küçük T ve şu parçamızı istiyor oyun bizden. Şunu şuraya şöyle yerleştirdik. Bunu da buraya yerleştirdik. İşlem tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir tane de zor seviyeye bakalım. İleri seviye yani. Burada bütün parçaları oyun bizden istemiş. Sadece kare parçamızı istememiş. Onun dışındaki bütün parçaları kullanmamız lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkıntısı var. Şunu hemen şuraya yerleştirdim. Şuraya da T'yi yerleştirelim. Şunun arasına şunu aldım. Şunu şöyle yapsak yapabiliriz. Şunu şöyle yapsak olmadı. Şunu şöyle yaparsak kareye ihtiyaç duyarız. O zaman şöyle yapalım. Şunu şöyle koydum. Araya bunu koydum. Şunu da şuraya yerleştirdim. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Sizler için birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye olmak üzere bütün seviyelerini yaptım. Oyun gayet güzel, eğlenceli bir oyun ve bu oyunu seyahat ederken falan da kullanabilirsiniz. Elinizin altında her zaman olabilmesi gereken oyunlardan biri. Çocuklar da hem görsel zekamızı geliştiriyor hem zemin ilişkisini geliştirmekte.
geometrik şekilleri de kavramamıza yardımcı olan eğlenceli bir oyun. Oyunu nereden temin edebileceğiniz hakkında bilgiyi aşağıya bırakacağım. Umarım siz de oyunu beğenmişsinizdir. Oyunu ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.